Ay be, dostum Faruk Paşa ha. Oh, çok güldük. Hadi bakalım. Anneciğim Allah rahatlık versin, iyi geceler. Sen biraz kal İpek. Yani kadın kadına bir sohbet edelim. Kalabalıktan kızımla baş başa kalamadık hiç. Anladım, bana yer yok. Peki o zaman müsaadenizle iyi geceler. Ne oldu anneciğim? Evet. Bu treni defalarca yaptılar, bozdular. Parçalarını kaybettiler, motorunu söktüler. Ama her defasında tamir ettiler. Ki bu yaşta bile çalışmasını keyifle izliyorlar. Erkekler işte. Onlar büyümeyen çocuklar gibi. Değil mi anneciğim? Büyümediklerinden değil. Birbirlerini sevdiklerinden toplanıyorlar etrafına. Çünkü hayatta bir araya getiremedikleri parçaları burada bu rayları takarak birleştiriyorlar. Kendilerinin en saf hallerini hatırlattığı için kıymetli. Senin en saf halin nedir İpek? Anlamadım. Yani bu aileyle, bu aileye ait olmakla, birini sevmekle ilgili en saf duygun nedir senin? Ha? Ağzından çıkan hangi söz kalbinden sökülüp geliyor? Anneciğim, sahiden anlayamadım ben. Biraz daha açarsanız. Anneciğim mesela. Hissetmiyorsan anne deme. Anne dediğin kişinin arkasından da iş çevirme. Sizi kim gene neyle doldurdu bilmiyorum ben ama... Bu evde birilerini birilerine karşı doldurmak, cepheler yaratmak senin görevin. Ağır konuşuyorsunuz anne. Hiç de değil. Eğer hamile olmasaydın, eğer oğlum ihanetiyle benim başımı öne eğmemiş olsaydı, sen o zaman görürdün ağır konuşmak ne demek. Ben gerçekten çok yoruldum. Artık gerçekten çok yoruldum bu evde sürekli suçlanmaktan. Gene Süreyya kıymetli. Bırak artık beri kendini Süreyya ile falan kıyaslamayı. İnsan kıymetini kendisi yaratır. Ama sen kendini bile sevmiyorsun ki. Oğlumu sevesin. Sen hırsından evlisin. Statünü seviyorsun. Ama sana bu konuda bile kızamıyorum. Çünkü annenden aldığın eğitim bu. O da senelerce beni kendisiyle kıyaslayıp hiçbir zaman kendisi olamadı. Derneği alsa da olamayacak. Aynı benim sana her şeyi altın tepside önüne sunduğum halde senin de olamaman gibi. Kıymet insanın elindekilerden gelmez. Kıymet insanın yüreğinden gelir. Eğer bir şeyler habire yolunda gitmiyorsa hiç sağa sola bakma. Önce bir kendine bak sen. Yoksa annen gibi birilerinin gölgesine kaybolup gideceksin. Ama en acısı da kızını da kendine benzeteceksin. Sahte ile gerçek hiçbir zaman aynı etkiyi yaratmaz. Bunu unutma. Kredinden yediğini de